Saha içinden hepinize merhabalar. Bugün sizinle Fenerbahçe'nin yeni transferi olması beklenen Levent Mercan'ın avantajlarını, dezavantajlarını, Fenerbahçe'ye ne şekilde katkı sağlayabileceğini konuşacağım. Oyuncuyu fiziksel, teknik ve taktik açıdan ele alacağız. Fiziksel kısmıyla başlamak gerekirse daha anlaşılabilir olması açısından Ferdi Kadıoğlu'yla karşılaştırarak anlatmayı düşünüyorum. Oyuncu Ferdi Kadıoğlu kadar oyuna tempo katabilen, onun kadar gitgelleri olan bir yapıya sahip değil. Oyunu daha dengeli bir biçimde, daha oturaklı, temposunu üst seviyeye çıkararak oynamıyor açıkçası. Bu bakımdan baktığımızda ben bunu bir dezavantaj olarak görüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin oyunu artık beklerinden yüksek bir biçimde tempo almaya alışmış bir durumda. Ve beklerinden katkı alamadığında rakip takım savunmalarının kilidini bir şekilde açman da aslında zor bir hale geliyor. Bu yönden Levent Mercan'ın gelişmesi ve üstüne koyması gerekiyor. Aynı zamanda oyuncu dengeli, yere sağlam basıyor. Özellikle top ayağındayken böyle çok sakin duruyor. Oyunu hızlandırabilen bir yapısı var. Çok aşırı güçlü değil. Daha çok böyle serililiyle ve aklıyla top kapmaya çalışıyor. Yani öyle rakiple omuz omuzaya gireyim, rakibi sarsayım, yere yıkayım gibi bir düşüncesi oyuncunun pek yok aslında. Hız konusunda üst seviye bir oyuncu değil. Yani bir o sahaya çıkması beklenemez. Hatta bence Ferdi Kadıoğlu kadar da hızlı değil. Özellikle stoperlerine sık sık bakıyor ki rakip takım kanat oyuncusu arkama geçtiyse onu bir şekilde ofsayta bırakayım ve kovalamama gerek kalmasın. Sürekli bu tarz düşünceler içerisinde. Çeviklik konusunda bazen pozisyon alışlarında sıkıntı olduğu için geç kaldığına rastlayabiliyoruz. Buna Trabzonspor karşılaşmasında Vişça'nın attığı golü örnek gösterebiliriz. İlk baskıya ani bir biçimde gidiyor Levent Mercan ve bir anda terste kaldığında aslında belini döndüremiyor ve çabuk bir biçimde geriye dönemiyor. Bu tarz sıkıntılar yaşadığı bazı pozisyonlar var. Bunu da taktiksel açıdan incelediğimizde 10 numaradan bozma bir bek olduğu için böyle sorunlar yaşayabildiğini yine taktiksel olarak incelediğimiz kısımda konuşacağız aslında. Teknik kısmına geçmemiz gerekirse oyuncu zaman zaman 10 numara merkez orta saha oynamış bir oyuncu. Bundan dolayı teknik bir yapısı var. Top hakimiyeti iyi, seri şekilde topu oynayabiliyor, topu ayağından hızlı çıkartıyor ve oyunu hızlandırıyor. Yani tekniksel açıdan baktığımızda top ayağına yakışmıyor diyemeyiz. Top ayağına yakışıyor. Ama bence top ayağına yakıştığı kadar dribling denemeleri yapmıyor lan. Ferdi'de alıştığımız o driblingler Levent Mercan'da aslında pek yok. Yani o kadar özgüvenli ve o kadar uzun metrajlı driblingler Levent Mercan'dan göremiyoruz. Daha kısa, daha böyle çok özgüven gerektirmeyecek ve önünün açık olduğu şekilde dribling yapabilecek şekilde bu görevini yerine getiriyor Levent Mercan. Pasları kaliteli, ortaları da bence çok sık denemiyor ortalarını ama denediği ortaları genelde kaliteli. Ayak hakimiyeti yine söylüyorum zaten yüksek bir oyuncu. Yine dribling yapmadığını söylemiştik. Bu açığını nasıl kapatıyor gibi düşünceler canlanabilir kafada. Bunu şöyle yapıyor. Atıyorum merkez oyuncusuna pasını veriyor. İçeriye devam ediyor. İçeride topla buluşuyor. Ama Levent Mercan'ı izlerken Karagümrük'ü de inceleme fırsatı bulduk. Yani Levent Mercan'ı öyle hücumda çok da aşırı ofansif bir şekilde kullanıyorlar mıydı? Bence o kadar kullanmıyorlardı. Daha çok oyun kurulumunda ve Levent Mercan'ın bireysel yaratıcılığıyla çözmesi gerektiğinde bazı durumlarda Levent Mercan'ı kullanıyorlardı. Yine de ofansif olarak ben iyi katkı verdiğini söyleyebilirim bu oyunda. Yani çok fazla sorumluluk aldı ve gereğinden fazla aslında bazen ondan beklenmeyen işleri de yaptı. Bunları da söylemek yanlış olmaz. İşin savunma kısmında teknik olarak aslında böyle aşırı güven verdiğini söylemek pek de doğru olmaz. Birebirlerde bence başarı oranını daha yükseltebilir. Bunda da yine bu fiziksel kısma girmemiz gerekecek. Bence Ferdi kadar böyle fiziksel açıdan üst seviye olmadığı için kendisine aşırı güveni yok Levent Mercan'ın. Bundan dolayı böyle baskılarda bir tereddüt edebiliyor. Rakibin hata yapmasını bekleyebiliyor. Rakip bazen hata yapıyor ama bazen de Levent'in üstüne gidebiliyor. Buralarda baskı zamanlamasını bence doğru ayarlayamadığı kısımlar oluyor. Birebir de daha etkili bir savunma yapabilir. Tabii bunu geliştirebilir. Fenerbahçe seviyesinde ilk 11 oynamak istiyorsa zaten kesinlikle geliştirmesi gerekiyor. Çalım olarak zaten birebire pek girmiyor. Bence çok fazla çalım denemesi yok. Özellikle önünü iki kişi kapattığı zaman üstlerine gideyim de oradan çıkayım da şunu yapayım da bunu yapayım da düşüncesi pek yok. Ben o yüzden zaten Ferdi ile oyuncuyu kıyaslamak istiyorum. Çünkü şu an Ferdi'nin Fenerbahçe taraftarında gözü çok farklı bir yerde olduğu için Levent Mercan'dan da bu beklenti olursa bunu karşılayamayacağını şimdiden taraftara hazırlamak gerekiyor. Levent farklı bir profil.
Ferdi farklı bir profil. İki oyuncunun takımına verebileceği şeyler aslında çok farklı. Taktiksel kısma geçmemiz gerekirse Karagümrük zaten oyuncuyu genel olarak oyun kurulumunda kullanıyordu. Bazen sol çizgiye bastırıyordu, bazen merkeze biraz daha yakınlaştırabiliyordu. Levent'in bu bakımdan baktığımızda aslında avantajı büyük. Oyuncuyu hem sol kenarda çizgiye bastırabiliyorsun, çizgiye basan bir bek olarak kullanabiliyorsun. Hem de aynı zamanda oyuncuyu merkezleştirebiliyorsun. İki açıdan da kullanılabilme potansiyeline sahip Levent. Aynı zamanda Ferdi ile benzer bir yönü de var Levent'in. İkisi de hava toplarında bence hakimiyet olarak pek iyi değiller. Fenerbahçe'nin bu sezon belirli dönemlerde yaşadığı bir sıkıntı vardı. Rakip takımlar özellikle Ferdi'nin üzerinden çok fazla hava hakimiyeti kurmaya çalışıyordu. Bu sezon böyle çok gol yemişti Fenerbahçe. Ben aynı problemi Levent'te de sezdim. Zaten 1.76 boyuna sahip bir oyuncu Levent. Öyle aman aman uzun bir boya sahip değil. Ferdi ile muhtemelen aşağı yukarı aynı boydalardır. Levent bu bakımdan yine problemler yaşamaya açık bir futbolcu. Stil olarak bazı yönlerden aslında Ferdi ile benziyorlar ama özellikle ikisinin arasında büyük bir özgüven problemi var bence. Levent oyunu biraz daha sorumluluk almadan oynamaya çalışıyor. Ya bu sorumluluk almamak toptan kaçıyor demek değil. Topu ayağına istiyor ama topu ayağına aldığında kendim bir şeyler yapayımdan ziyade biraz daha topu ayağımdan çıkartayım, takım arkadaşlarım da oyunu hızlandırsın diye bakan bir oyuncu Levent. Son yorum kısmına geçmemiz gerekirse şu an için bence net olarak Fenerbahçe'nin ilk 11'ine koyalım da Levent burada bize müthiş bir performans versin diyebileceğimiz bir oyuncu mu Levent? Bence değil ama yerli kuralını göz önüne aldığımızda ve takımlarımızın 12 kaliteli yerli oyuncu bulması gerektiğini düşündüğümüzde sol bekte Levent'ten başka kaç tane alternatif var? Ben düşünüyorum, işin içinden zor çıkıyorum. Belki yabancı sınırı olmasa Levent yerine başka bir sol bekte alınabilirdi. Yani ben açık konuşayım, mesela yabancı olsa Levent yerine daha farklı profillere Fenerbahçe'nin gitmesi gerekiyor diyebilirdim. Ama bugün yerli olduğu için Levent, düşünüyorum alternatif olarak Uğur Çiftçi var. Belki Rıdvan Yılmaz var ama Rıdvan Yılmaz'a da Beşiktaş talip ve dönerse muhtemelen Beşiktaş'ta oynar. Onun dışında aklıma açıkçası böyle yerli, çok iyi, uçan kaçan bir sol bekte gelmiyor. Zaten halihazırda şu an sol bek olarak oynayabilecek üst seviye performans veren Fenerbahçe'nin iki oyuncusu var. Birisi Ferdi Kadıoğlu, diğeri Mert Müldür. Levent Mercan da burada rotasyondan oyuna dahil olmaya çalışıp bir şekilde katkı vermeye çalışacaktır. Oyuncunun zamanla gelişmek elinde tabii ki. Ben demiyorum ki bu oyuncu çok değersizdir. Asla hiçbir şekilde gelişemez. Bunların üstüne koyamaz. Bence sahip olduğu temel iyi ve güzel özellikler var. Bunlar geliştirilebilir yönde özellikler. Özellikle fiziksel açıdan temposunun üstüne kesinlikle koyması gerekiyor. Tabiri caizse Ferdi'nin geçirdiği, keza Barış Alper'in mesela geçirdiği evrimi Levent Mercan'ın da geçirmesi gerekiyor. Ben oyuncunun güçlenip tempo olarak üstüne koyduğunda daha özgüven kazanacağını ve topla ilişkisini de böyle daha maharetli hale getireceğini, bunu insanlara sergileyebileceğini düşünüyorum. Yoksa hani mesela bu şekilde bu tempo ile ilerlerse oyuncu da zaman zaman böyle sorumluluk almaktan, yine demin bahsettiğim üzere o tarz sorumluluk almaktan kaçacaktır. Bir de Levent Mercan konusunda benim kendi şahsi fikrim, Levent'in kendisine özel bir yön oluşturması gerekiyor. Mesela atıyorum Barış Alper Yılmaz'ı düşünüyorum. Ben güçlü, fiziki açıdan rakibi yıpratan bir profil canlanıyor kafamda. Ferdi Kadıoğlu diyorum, dribling, oyun kurulumunda çok etkin, bazı baskın yönleri geliyor aklıma. Levent Mercan'a baktığımda biraz daha böyle her şeyden biraz yapabilen, her şeyden biraz yapmaya çalışan bir oyuncu belirliyor kafamda. Levent Mercan'ın bence bu konuda kendisine özel bir yön oluşturması gerekiyor. Bu özel yönü de topla olan maharetli ilişkisi. Top ayağına gerçekten yakışıyor demin de söylediğim üzere. Levent fiziksel açıdan gelişerek bu topla maharetini daha da arttırabilir. Daha özgüvenli bir biçimde oynayabilir. Yerli olması zaten onu demin de söylediğim üzere çok değerli yapıyor. Fiziksel açıdan da eğer üstüne koyarsa Levent'in ileriye gitme olasılığı çok yüksek. Zaten milli takımda hali hazırda bir sol bek açığı var. Oraya çağrılabilecek oyuncu sayısı çok kısıtlı. Ferdi belki, Eren Elmalı belki, Rıdvan Yılmaz belki. Diğer dördüncü isim konuşulmuyor bile. Hani dördüncü bir isim olacaksa bu Levent Mercan veya Uğur Çiftçi olacak. Levent Mercan'ın burada ikinci sıraya yükselme olasılığı yine kendi elinde. Fenerbahçe gibi bir kulübe geliyor ve kesinlikle durmaması gerekiyor bence Levent Mercan'ın. Yine söylüyorum, belirli güzel özel özellikleri var Levent Mercan'ın ve gelişmek kendisinin elinde. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Farklı oyuncu profillerinizi yorumlamamızı bekliyorsanız yorumlarda oyuncuları belirtebilirsiniz. Transfer sürecinde sizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Sağ içinden hepinize hoşça kalın diyorum.